Abi, uzaklaşmayalım Rahmi Bey, Süleyman. Ben uzaklaşmayayım evlatımdan. Merak etme, yetkililer gereğini yapacak. Salacağız buradan Arel'i. Koşacak oradan yakalayacak, bakalım yakalayabilecek mi Arel'i? İşte o yüzden onu karar veriyorum. 5. katta ev. Sen yakalarsın. Ben yuvarlanacak, düşecek. 1. katta da yeri var onun. Nasıl takip edecek? 1. katta da yeri var onun. Sana ne? Benim 1. katta da yeri var, doğalgaz da o da. Bahçeli bilgisayar ortamlı. Her şey kurulu. Konuşup durma bana. Arkasından koşamazsın. Canım yanıyor benim. Arkasından koşamazsın. Konuşup durma. Benim canım yanıyor. Yeter. Burama geldi. Benim de burama geldi. Yeter. Çok geldi senin. Sen çek sesini be. Arabayı satmış. Para yok. Dükkanı devretmiş. Para yok. Antalya'sı, İzmir'i, Eskişehir'i, Manisa'sı, Adapazarı'nı gezdirmiş. Neden gezdirmiş benim yolum? 5 tane karı kırk sana mı verecek? Kimmiş o? Kimmiş o? Sana ne ya? Benim 1. katta da yerim var. Selam verdi. Konuşma abla. Sen konuşma. Sabahtan beri susuyorum. Yeter burama geldi. Sen konuşma. Bir ay yazdıydınız. Ne konuştun ben? Cenab, otopsiye gelmedin babanın çocuğun arkasında. Yanındaki geldi. Otopsiye gelmedi otopsiye. Alemde otopsiye cenazeye geldi. Mezarlığa geldi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Utan bu yüzden, bu yüzden, bu yüzden. Fotoğrafından be. Ayıp ya. Ayıp ya. Ayak kalkıp da konuşma. Ya. Ben daha o gece gitmedim mi? Oğlum mesaj yazmasını biliyor. Gitmedim mi daha o gece? Ayda diyor mesajı da. Saat 2.30'da. Dinle. Yazda gel dinle. 2.30'da gitmedim mi? Mesaj burada. Dinle. Bilmem nerede bilmem ne yapayım. Müge Hanım'da mesajlar. Müge Hanım'da mesajlar. Öyle yetiştirmişsin. Ulan diye aydın diye telefon açmadı diye. Sen hastaneden nereye gittin? Eve gittin. Eve gittin yatma. Ya. Ben yatmadım. Dinlemiyorum ben seni. Ya. Ben de seni dinlemiyorum. Benim karşımda konuşma bak yanında sağ. Sen de konuşma benim karşımda. Sen kimsin ki? Sen kimsin? Ben İsmail Kaya. Sen kimsin? İsmail Kaya. Ha. Ayıp denen bir şey var ya. Neler küfürler yazmış. Bir sene senin utanma yok be. Bak neler küfürler yazmış yanındakisi. Oğlun ya bu senin. Müge Hanım'da küfürler. Mesajlar. Müge Hanım'da. Bak 6 tane çocuk büyüttün. Bir tanesi de orada. Ya, ağzından küfür duymuş mesaj var. Mesaj burada mesaj. Okusun Müge Hanım. Yanındaki mesaj yazmış bana. Evet. Müge Hanım'da. Okusun. Ben buradayım. Oktay'la öde. Alın açık yüzüm bak. Oktay'la öde. Oktay kazan paralı alı yedin. Boya mı büyüdü? Yeter sustum. Yeter burama geldi. Neler yazmış? Harcadınız. Demedim. Babalı da diyor. Evet. Eşya çalma dönüşü. Ya. Benim soyum sağlam. Tamam sağlam. Aynen. Belli. Küfürleri mi yazdın senin soyun? Küfür mü yazdın senin soyun? He? Sen bir yerine otur. Boğazdan mı seni burada? Sen de koştuk adamıyım ben. Sakatlar. E kim bu abi sen be? Abi sen otur. Mesajlar burada Müge Hanım'da. Ben gördüm abi sen otur. Yazılı mesajlar burada. Ben. Oktay'ın hırsızlık var. Kazan paraları ne yedin? Ayıp lan bir şey var be. He, Oktay'ın paraları nerede? Nerede adamın parası? Nerede dükkanın parası? Ya evlendiriyor. Neden evlendirmez? O çocuğun istikbali yok. Ben bir anneyim evladımı yediniz. O çocuğun istikbali olacak o. Onun için mi baktın kızına 10 sene? Ailemin evinde oturuyorsun. Ailemin odasında oturuyorsun. 10 sene neredeydin? Neredeyim? Neredeysem nerede geri dönerdi evladım. Geri dönerdi. Kefen parasını niye ödeyemediniz he? Kefen parasını niye ödeyemediniz? Neyi? Gittiniz yalma. Ödeseydiniz ya. Utanmaz. Kefen parasını niye ödeyemedin? Hangi adamlar para alıp gelir? Neden ödeyemedin? Yazık. Cav yapma bana. Ya yapmayacağım. Anladın mı? Kimsin sen? Abinin kefen parasını mı soruyorsun ya? Ödeyemediler ki. Niye onların ödemesi, onların ödeyip ödememesi sen nereden biliyorsun? Sen ödeyeceksin. Oraya giden onu alan abimin öz arkadaşı. Parayı yedin diye ya bana. Sen ödeyeceksin yavrum bunun lafı mı olur? Ben ödedim zaten. E tamam bunun lafı mı olur ya? Ödeyemediler ki. Kendi kızının şeyini ödeyemedi. Ödeyemediler meselesi. Gelin cenazenizi alın diyorlar ya. Kolay ya. Oluyor mu böyle şeyler ya? Bu şekilde olur mu? Ay sana bir şey söyleyeceğim. Tolga çok rica ederim. Bu kadar cenaze gördüm. Hiç kefen parasını konuşulduğunu ilk defa... Kaç lira kefen parası ya? Ayrıca vermiyorum diye... Ha? Belediye devlet karşılıyor. Ben hiç duymadım. Ay hakikaten bir şey söyleyeceğim ya. Bu işe bu kadar için üzülen bir tek ben miyim acaba ya? Ben gerçekten oturup düngül düngül ağlamak istiyorum. Ben siz nasıl insanların arkasından bunları konuşabiliyorsunuz? Ya aslında hiçbiriniz bu çocuğa da bakmaya layık değilsiniz. Onu size söyleyeyim de. Kusura bakmayın ama artık yani
34 yaşında iki tane kişi ölmüş, 3 yaşında çocukları annesiz babasız kalmış, kefen parası... Kefen parası diye bir şey var mı ya? Arayın Mezarlıklar Müdürlüğü'nü ya. Arasın, var mı böyle bir şey? Belediye karşılıyor onları, veriyor zaten. Bir dakika zaten. Bir durur musunuz? Ücretsiz bir saniye, veriyor. Herkes aynı anda konuşunca... Abi bir otur Aydın abi. Siz annenizi pardon yeni kaybettiniz başın, evet. Yani Allah rahmet eylesin. Belediye ücretsiz zaten. Bütün mezarlık hizmetleri belediyede ücretsiz. Yani mezarlıklar senden ne kadar kefen? Ücretsiz, bir dakika dur, kim senden kefen parası aldı? Ücretsiz bunlar. Kırklar elinde alındı. Kırklar elinde. Kırklar elinde ne kadar aldılar senden? 900 lira mı? Ben bilmiyorum. 900 lira mı? 1000 lira mı ne para? 900 lira mı? 1000 lira mı ne para? 900 lira mı? 1000 lira mı diyorsun? Yani, 900 bin lira. 1000 lira değil. Kefen parası aldılar. Evet. Kırklar elde. Evet. Sonra Kırklar Eli Mezarlıklar Müdürlüğü'ne niye alıyor? Hastanede Lüleburgaz kaza yaptıklarında Lüleburgaz Hastanesi'ne geliyorlar. Otopsi yapılması için Kırklar Eli'ne gidiyorlar. Orada da kefenleniyorlar. Hı. Yani Kırklar Eli'nde olduğu için. Ya böyle bir şey çıktı bize de. Yani ne oldu sonra? Hastaneye mi verdiniz o parayı, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne mi verdiniz? Ahmet abi ağlamak niye sen ödediysen biliyorsundur nereye ödediğini. Bir dakika dur. Ben bilmiyorum. Ya Ahmet abi ödedi. Ben Ahmet o zaman abi kim? Mezar... Abimin arkadaşı. Abinin Ahmet... arkadaşı bir... ödüyor da sen hala burada kefen parasını, abinin kefen parasını ödeyemiyorsun. Bunu konuşmaya utanmıyor musun ya? Ya ben benim ödedim. Abimin kefen parasını niye abimin arkadaşı ödesin ya? Ondan sonra da bayramda tatile yapma planı mı kuruyorsun? Abinin kefen parasını ödeyecek paran yok cebinde. Alıp halanlarla tatile gideceksin öyle mi? Bu ya mudur yani? Ben anlatamıyorum. Abi gerçekten inanamıyorum ya. Artık yani dur burama kadar geldi ya. Artık ayıp denen bir şey var ya. Ondan sonra da kadını istemiyor, bilmem neyi istemiyor. Borç alacaksınız, arabasına bineceksiniz, tatile götüreceksiniz diye bu kadını da yanınıza sürüklüyorsunuz. Ondan sonra da kadın kıskanınca da bunu kıskanmış oluyor. Sen de niye geziyorsun bunlarla bilemiyorum hayatım. Sen de bul birini evlen, o gezdirsin seni. Abi bilmiyorum. Kusura bakmayın. Kimse kimsenin kocasını, sevgilisini, cartını, curtunu aramayacak. Kadın, erkek. Ben erkeklere de aynı lafım yani. Bir tek kadınlara değil yani. Hiç fark etmez. Ha, aradı. Yapılması gereken o kocayı o anında bırakmak. Ama herkes o güçte değil. Çünkü çoluğun var, çocuğun var. İmkanın var mı, yok mu? Onun mücadelesini vermeye çalışıyorsun. O yüzden ben diyorum kız çocuklarına işte okuyun, paranızı kazanın, kendi imkanınız olsun. Adam böyle tutup da başka kadınla konuştuğu zaman, evini aldığı zaman hadi kardeşim güle güle diyebilecek en azından ekonomik anlamda bir gücünüz olsa ki tekmeyi vurabilin. Yoksa böyle işte adam duvara tostlayıveriyor. Yani bu nasıl bir şey ya? Ha, gerçekten inanamıyorum. Ha, bak bir ter bastı yani. Sonra burada kardeşinin kefen parasını konuşmak ne demek ya? Şurada 80 yaşında adam gelecek de kefen parasını ben ona ödeteceğim. 30 yaşında delikanlı olarak. Yuh olsun bana eğer ödetirsem ya. Ya. Bu kadar da değil artık. Demek ki bu anneannelerimiz falan eskiden kefen parası saklardı. Derdim ki anneanne derdim yani ne kefen parası. Derdi ki kefen param yastığımın altında olsun. Ne haklıymış kadınlar. Ne haklıymış, nurlar içinde yatsın hepsi, şu kefen paralarını kenara koyuyorlardı ya. Kefenini koyuyordu, kefenini kadın. Demek ki açıkta kalmış, görmüşler ki açıkta kalmasınlar diye. Ay çok üzüldüm ya. 6 tane yeleği konuştunuz ya. Ya ne 6 yeleği ya, yeleği batsın ya. Yelek giymesin ya. Ya yapmayın Allah aşkına, çeyiz de vermeyin. Çeyizin arkasına lafınızı edeceksiniz. Allah aşkınıza iki tane çul çaput havlu mavlu. Kimse kağıt havlu var kullanıyor zaten. Ay pazarda 10 liralık havlunun burada iki kişinin hayatı gitmiş. 3 yaşında güzeller güzeli bir çocuk kalmış. Hala havlu konuşuyorsunuz ya. Kefen parası konuşuyorsunuz, havlu konuşuyorsunuz. 15 yıl önceki takılan bileziği konuşuyorsunuz. Ay hakikaten insan değeri bu kadar mı? Allah'ım ama ya kurban olduğum Allah'ım sana da isyan etmiyorum ama millet çocuk diye hastane hastane dolaşıyor. Arkalarından 6 tane yelek konuşacak insanlara sen de çoluk çocuk veriyorsun ya Rabbim ya nedir bu biz niye bunu yaşıyoruz ya? Aa, burada konuşanlar bir tek benim mi sinirlerimi bozdu? Belki de o çocuğu gördüm çok üzüldüm. Anasına da üzüldüm.
bilmiyorum hani sonrasında ama şu andaki halimle gönlüm mezarında dört dönmüştür o kadın hafizlerin elinde benim çocuğum diye ya. Kocamdan ayıramadığım kadın ben öldükten sonra niye benim çocuğuma bakıyor ya? Aa bilmiyorum. Bir garipsiniz ya. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.